İrem Gelin Best of haftasında büyük bir sürpriz yaparak misafirlerini babasının kebapçısında ağırlamaya karar vermiş. Bahçeye kurulmuş sunum masasında neler yok ki? Tavuk şiş, patlıcan kebabı, Adana, Urfa, içli köfte ve tabii ki künefe. Kusursuz bir kebap sofrası olsa da İrem Gelin'in el emeğinin olmaması bugün problem yaratabilir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak? Söz sizde hanımlar. Evet, şimdi İrem Gelin'in sürprizindeyiz hanımlar. Gerçekten şaşırtıcı. Ben beklemiyordum bugün böyle bir sürpriz. Çok teşekkür ederim. Sanıyorum burası babanın mekanı. Evet, babamın mekanı. Geçen sefer de evde bize masa kurmuştu. Ve demişti ki bunlar babamın dükkanında yapıldı, pişti, geldi. Öyle. Şimdi de biz dükkana geldik efendim. Evet. Allah hayırlı işler versin. Amin. Bize burada adeta şık bir şekilde bir sunum masası hazırlamış. Hemen neler var? Konseptimiz ne? Soralım. Tamamen Antep mutfağı, patlıcan kebabımız var, közde biber ve domatesimiz var, burada pivazımız var, soğan pivazımız, haydarimiz var, salatamız var, Urfa, Adana, şiş kebap, tavuklar burada, incik burada. İncik hangisi? Tavuk kanat. Evet. Tavuk kanat var, normal but var ve içli köftemiz var. Antep işi mi içli köfte? Yani bizimkiler yapıyor. Aynı içli köfte. Baban mı yaptı bunları? Yok. Başka biri yapıyor. Oradan evden alıyor. Yani ev işi yapımı. Evet. Diğer kebaplar ama babana ait herhalde. Evet. Tamamen her şey babama ait. Salatalar, sumaklı, aman ve tatlı olarak da künefe hazırlamış. Evet. Künefemiz de var aslanım. İçecekler bunun yanına ya ayran ya şalgam gider. Değil mi? Tabii isteğinize bağlı. Zaten dükkandayız, ne isterseniz. Aynen öyle. Mevcut anladığım kadarıyla. Öyle tabii. Vallahi çok güzel. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Ama bunun lavaşı da vardır herhalde. Tabii tabii, ekmeği de. Lavaşsız odada olmaz. Odada gördük lavaşı. Evet, var ama kendisi asla. Öyle evet. Biraz. Nasıl bulduk hanımlar? Senden başlayalım. Öncelikle senin yaptığın bir şey var mı onu sormak istiyorum. Yani daha öncesinde de geldim masamıza. Babam yaptı, dedim zaten ben bunu tüm açık yüreklilikle. Şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Babam yaptı. Anladım. Yani ben, hiçbir şeye ben elimi sürmemiş oldum. Ben tekrar oldum. Önceki bölümleri ben izlemedim. Bilmiyorum senin gününde ne olduğunu. Hatırlatmak amaçlı söylüyorum. O yüzden soruyorum. Yemekler öncelikle çok güzel görünüyor. Babanın ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Böyle beş çayına uygun bir konsept göremedim. Yok, konsept ya galiba zaten kebap masası hazırlamış bize şimdi Antepli gelinimiz. Tamamen yöresel hazırlasaydı yine okeydim. Fakat tamamen yöresel değil. Mesela sabahları çok fazla şık kalmış bu sofraya. Biraz daha böyle yöresel, daha desenli bir tabak daha beklerdim. Daha bakırlar, çanaklar, çömlekler evet, falan mı? Evet, evet, evet. Tamamıyla öyle bir masa beklerdim. Yemek masasında genel olarak bir uyum yoktu. Yemek takımını beğendim, sevdim ama biraz daha yöresel tabaklar kullansaydın. Ha bunları göstermek mi istiyorsun? Getir köşeye yanına, arkadaşlar takımım da bu diye gösterebilirdi. Evet, sen ne diyorsun şimdi bu yoruma? Aslında diğer bölümde de zaten hani siz de söylemişsiniz bıçak koymayı ben unutmuştum. Evet. Bıçağa ne gerek var demişti. Evet yani. Bıçak ne gerek var biz evde bıçak. Şey dedim. Evet bıçakla yenilebilir bir şey yok dediğinde ben biraz kızmıştım kendisine. Evet. Kebap ne demek gerekiyor? Kebabı bıçak. Yok orada da kebap vardı yani, da o vardı. Yani masa kültürlerinde bıçak yok. Çatalla kesiyorlar. Yani çatal, sadece bir çatalla işte dediğin gibi mesela hani, mesela ben göstereyim, beni yanılıyorsam düzelt. Normalde bunu bıçakla ya, şöyle yapıp, hani ne gerek var ki işte, al, değil mi? Yani biz de genelde şöyle. Öyle yediğimiz için ben gerek duymadım açıkçası. İşte hani her şey böyle anne baba ev kültüründen geçer ya. Evet. Yetişme şekli. Evet, evet. O şekilde yetişmişler. Evet ama bugün bıçağı görüyoruz. Evet bugün bıçağı da koydum. Tabaklarımı öyle tam tercih koydu. Etmek yerine bu şekilde kendi çeyizimden koydum. Sonra yani koymamış olsaydım bir defa kızlar biz senin çeyizinden tabak takımını görmüyoruz diyeceklerdi. Görmek isterdik. Evet o yüzden de ben runner'ımdan masa örtüme kadar hepsini koydum. Evet Gamze sen ne diyorsun canım? Ben öncelikle bu ince düşüncesi için tabii ki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yani ben kendi elinle ne yaptın vesaire diye takılmıyorum. Tabii. Biz kendi elimizle yapıyoruz da sanki ne değişiyor. Önemi yok benim için. ama tabak çanak olarak da evet yöresel bir şey olsa gözümüze hitap edebilirdi. Ama
sonuçta kendi çeyizinde de yoksa gidip yenisini alıp koyacak değildi. Çok sırıtmadı ama bence düşüncesi güzel. Bir tek takıldığım masa örtünü kesinlikle beğenmedim. 10 sene önce benim çeyizimde de vardı ve ben şu an kullanmıyorum. Hı-hı. Onu bence değiştirmelisin. Ya eğer farklı hani bir seçeneğim olmuş olsaydı kullanırdım. Ama bir tane setim olduğu için bunu kullandım tekrardan. O yüzden artık böyle diyorsunuz, babasının emeğine sağlık. Bu masa örtüleri görmek istemiyoruz mu diyorsunuz? Evet. Ha? Evet. Çok eskidi bunu artık. Bu da eskidi. Evet. Evet. Bence masa iyiydi. Sonuç olarak ben hazırladım da ne oldu? Öyle değil mi? Benim hakkım çok güzel yendi çünkü her zamanki gibi. Benim için kimin de ne yaptığının pek bir önemi yok. İnce düşünmüş, hoş bir hareketti.